Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu 2022 YKS öncesindeki son videomuz. Bu videoda sınav öncesinde ve sınav sürecinde nelere dikkat etmeniz lazım? Son bir defa gözden geçirelim istiyorum. İsterseniz madde madde başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sınava kadar olan şu saatler içerisinde muhtemelen kendinizi böyle yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Yetersizden kastım şu. Şu an belki bilgileri aklınızdan unutuyorsunuz. Belki birkaç soruya baktınız ve bilemediniz ve anında şu düşünceler aklınıza geliyor olabilir. Ya tüm bilgileri unutursam ya sınav anda yapamazsam gibi aklınıza durumlar geliyor olabilir. Ama gerçek şu ki siz bir konuyu tekrar ederek, test çözerek ve çeşitli aralıklarda çalışarak öğrendiyseniz bu bilgileri kolay kolay unutmazsınız. Unutmanıza sebep olacak şey şu anda aslında stresli olmanız. Yani bazı bilgilerin aklınıza gelmemesinin, matematikte bazı soruları çözememenizin sebebi muhtemelen şu anda stresinizden dolayı o bilgileri tam olarak kullanamıyor oluşunuz. O yüzden lütfen bilgileri unutmuş gibi hissetmeyin. Evet, bu stres sınav anında da olursa sınav anında da bu bilgileri kullanamayabilirsiniz. Ama onunla ilgili de birkaç tavsiye vereceğim sınav süreciyle alakalı. O yüzden lütfen şu ana kadar yaptığınız tüm çalışmaların emeğin karşılığını sınavda alacağınızı asla unutmayın. Bu bilgiler bir anda uçup gitmez zihninizden. İkinci tavsiye ise arkadaşlar sınava kadar olan süreçte kendinizi aşırı yormamanız. Örneğin son birkaç güne girdiğinizde artık bu tabii ki tamamen size kalmış ama biraz daha kitap okuyarak, odaklanmanızı arttıracak şeyler yaparak, kesinlikle sosyal medyadan biraz daha uzaklaşarak odaklanmanızı arttırdığınız süreçlere girmeniz sizler için faydalı olacaktır. Bu noktada birkaç saat bile olsa kitap okumanız sizin odaklanmanızı fazlasıyla arttıracaktır. Sınav için dinlenmeniz sizler için daha iyi olabilir. Ya da tekrar yapabilirsiniz. Sizi yormayacak çalışma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Ama tutup da çok ağır soru çözümlerine bence girmeyebilirsiniz. Bu tabii ki size kalmış. Üçüncü madde ise arkadaşlar bu sınav anı ile alakalı olacak. Şimdi ben sınav başladığı anda inanılmaz heyecanlanmıştım. Yani işte kitapçık önüme geldiğinde 15 dakika veriyorlar size optiye doldurmanız için. Bu süreçte ben çok heyecan değildim. Ama sınav başladığı andan itibaren aşırı heyecanlandım. Ve ilk birkaç soruyu okuduğumda Türkçeden başlamıştım TYT sınavında. İlk birkaç soruyu okuduğumda hiçbir şey anlamadım. Yani hiçbir soruyu yapamadım. Ve dedim ki ya ben şimdiden 3-4 soru yapamadıysam herhalde devamını hiç yapamayacağım falan. Sonra şeyi fark ettim. Elimin titrediğini ve dizimin titrediğini fark ettim. Ve ben heyecanlanmıştım. Çok fazlasıyla heyecanlanmıştım. Bunu fark edememiştim ilk başta. O yüzden size de sınav anının en başlarında, yani bu sınavın tamamında olacak bir şey değil. Ara süreçlerde olabilir, sınavın başında olabilir. Çok heyecanlandığınızda kendinizi biraz rahatlatmaya çalışın. Çünkü bu heyecan bir nevi zihninize bir perde iniyormuş gibi oluyor ve aslında kapasitenizi kullanamıyorsunuz sınav anında. O yüzden böyle bir şey olduğuna kendinizi rahatlatmaya başlayın ve stresli olduğunuzu fark edin. Yani eğer evet ben şu an stresten dolayı düşünemiyorum deyip biraz kendinizi rahatlatmaya çalışın. Bunda da iki tavsiyem olacak. Birincisi nefes egzersizi arkadaşlar. Bu gerçekten işe yarayan bir şey. Böyle derin nefes alıp vermeniz 5-6 defa sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Stresinizi azaltacaktır. İkinci ise benim en çok kullandığım da buydu aslında. Kendinizi sevdiğiniz bir ortamda hayal edebilirsiniz. Bunu böyle birkaç dakikada yapabilirsiniz. Biliyorum sınav anında süreniz çok önemli. Ama önemli olan bunu stressiz bir biçimde yönetebilmeniz. O yüzden birkaç dakikanızı verip böyle gözünüzü kapatıp bulunmayı sevdiğiniz ortamlarda hayal edebilirsiniz. Ben kendimi böyle şelale gibi bir ortamda hayal ederdim ve bu beni çok rahatlatırdı. Çok streslendiğiniz anlarda böyle kendinizi bir yerde hayal edip biraz kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bu da arkadaşlar sorulara odaklanmanızı sağlayacaktır. O yüzden sınava ilk başladığınızda eğer heyecanlanırsanız şu bilgi aklınıza gelsin. Evet ben şu anda heyecanlıyım. Kendimi bir miktar rahatlatırsam soruları daha iyi çözebileceğim. Bu şu anda bu soruları çözememem sorularla alakalı olmayabilir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Bir diğer konuysa arkadaşlar, evet böyle ilk başta streslenebiliriz ama sizi en çok rahatlatacak şeylerden bir tanesi de karşınızdaki denemeyi, biliyorum tam bunu yapamayabilirsiniz ama bir denemeymiş gibi düşünün. Biliyorsunuz sınav hazırlarken birçok deneme çözdünüz şu ana kadar. Bu denemelerden bir tanesiymiş gibi düşünmeniz lazım. Bunu da yapabilmenizin kolay yolu şu aslında. Ben sınav anında biraz heyecanlanınca demiştim ki kendime, ya tamam sınav anı zorlu. Sınav zorlu yani bu an heyecanlı vesaire ama dedim ki ben en azından karşımdaki bir normal denemeymiş gibi düşüneyim. Normal denemelerde ne yapıyorsam burada da onu yapayım dedim. Bu moda girerekten çözmeye başladım ve bu şekilde arkadaşlar denemeye dalıp girmiştim artık ve sürekli bunun YKS olduğunu, ÖSYM'nin sorduğunu falan filan gibi beni stresli sokacak ifadeleri çok düşünmemeye başlamıştım ve sınava dalıp çözmüştüm tamamını, geri kalanını. Dediğim gibi stresi ilk başta iyi yönetebilirsiniz. Sonrasında da dalıp gidebilirseniz sınava size için çok güzel bir sınav süreci olacaktır. Evet bu her zaman olmayabilir. Ara ara streslenebilirsiniz. Boşlarınız olabilir. Yapamadığınız sorular olabilir. Bunların hepsi çok normal. Ama önemli olan sizin için sınavın geneli. Bir diğer madde ise arkadaşlar 5. maddemiz bir soruya inanılmaz zaman harcamayın. Şimdi bunu demesi çok kolay ama sınav anda yapması biraz daha zorlu olabilir. Bir soruyla inatlaşma mantığı oluşabiliyor. Çünkü yapamadığınızda şey gibi hissediyorsunuz. Ya bu soruyu yapamazsam diğer soruları hiç yapamam
gibisinden bir düşünce oluyor. Halbuki bu hiç doğru değil. Biz bazı sorularda zorlanabiliriz. Gerçekten sınavda boş bırakabiliriz, yanlış yapabiliriz. Bunlar hiç sorun değil. Bir soruyu 10 dakikanızı vermeyin lütfen. Bunu turlama tekniğiyle yapamadığınız soruları geçip sonrasında buna dönecek vakit arttırmaya çalışırsın. Sınav anında lütfen bir soruyla gereğinden fazla cebelleşmemeye çalışın. 3-5 dakikadan fazla, bu sizin sınav yönetiminizle alakalı, sınav sürenizle alakalı. Bu da sınavınızın geneli için daha iyi olan bir şey. Altıncısı ise arkadaşlar, sınava bir ön yargıyla girmeyin lütfen. Yani sınav kolay gelecek ya da zor gelecek gibi bir düşünceyle lütfen sınava girmeyin. Bu şunu çok etkiliyor. Siz nasıl beklerseniz sınavı öyle görüyorsunuz. Örneğin sınavı çok zor beklerseniz kolay sorular bile size çok zor gelmiş oluyor. Sınavı çok kolay beklerseniz, sınav zor gelirse yapamadığınızda sanki kolay soruları yapamıyormuş gibi hissediyorsunuz ve moraliniz çok bozuluyor. O yüzden sınava daha çok bir fikir üretmeyin ki en büyük örnek 2020 sınavı çok kolaydı, 2021 sınavı çok zordu matematiğinde örneğin. O yüzden sınava dair beklentiniz olmasın. Ne olursa olsun siz bu soruları olabildiğince doğru ve olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Buna ön yargısız bir biçimde sınava girmeye çalışın. Ve son olarak tavsiyem de arkadaşlar, 7. tavsiye olarak da optik kodlamada arkadaşlar, tamamen sırayla dolduruyorsanız bile soru sayılarına bakmayı unutmayın. Soru numarasına bakarak kodlayın. Atıyorum 33. sorunun A olduğunu kodluyorsanız eğer 33 sayılarını doğrulamaya çalışın. Çünkü eğer bir kaydırma yaparsanız bu şekilde tespit edebilirsiniz. Ya da vaktiniz kalırsa son anda hızlı bir kontrol edebilirsiniz soruların cevaplarınızı. Bu da optiği ikinci kez doğrulamanızı sağlar. Tabii vakit durumunuza göre bu, ama en azından yaptığınız soruları optik kaydırmada kaybetmemeniz için optik kodlama sırasında dikkat edebilirsiniz soru sayılarına. Bu da son tavsiyeydi arkadaşlar. Zaten bunun gibi birçok tavsiye duymuşsunuzdur. Belki bunları öncesinde denemelerde bunların hepsine hazırlandınız aslında. Turlamaya, diğer optik doldurmaya, diğer şeyler aslında hepsine hazırlandınız. Ben ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Ve şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım istediğiniz üniversitelere bu YKS vasıtasıyla ulaşacaksınız. Cumartesi, pazar günü. Ha bu arada cumartesi, pazar arasında da çok fazla sosyal medyaya girmemeye çalışın. Yani bu aralıklarda sınav yorumları falan biraz moralinizi bozabilir. Soru tartışmaları moralinizi bozabilir. Arkadaşlarınızla iletişiminize de dikkat edin. Sınav üzerine, TYT üzerine çok fazla düşmeyin. AYT'ye odaklanın lütfen. Cumartesi, pazar arasında da kitap okuyup ailenizle vakit geçirin bence. Dediğim gibi tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir sınav süreci sizi bekliyor olacak. Ve unutmayın ki öğrendiğiniz bilgileri inşallah bu sınavda gösterebileceksiniz. Hepinize tekrardan başarılar dilerim. Görüşmek üzere.